annesi, babası ve Rosie ile plajdaydı. Babası onu keşfe götürecekti. Kaya havuzları için hazır mısın Caillou? Kaya havuzları nereden geldi? Geçen sefer yoklardı. Varlardı Caillou. Sadece suyun altında oldukları için onları göremiyordun. Suların çekilmesiyle kaya parçalarının arasında içinde saklanan deniz canlılarının da olduğu küçük havuzlar oluşmuş. Caillou saklanan deniz canlıları fikrini sevdiğinden emin olamadı. Ama ya korkunç bir şey bulursak? Mesela bir köpek balığı. Meraklanma Caillou. Köpek balığı görmeyeceğiz. Gel benle. Söz mü? Söz veriyorum Caillou. Ama dikkat et. Kayaların bazıları kaygan olabilirler. İyi keşifler Caillou. Ve dikkatli ol. Biz Rosie ile beraber kuma senin için bir yazı yazacağız. Geldiğinde görürsün. Tamam anneciğim. Burada bir şey görüyor musun Caillou? Caillou dikkatlice baktı ama bir deniz canlısı göremedi. Hayır, burada yok. Tamam o zaman. Hadi keşfe devam. Peki bunun içinde? Gördüm galiba. Bir köpek balığı. Bence bir köpek balığı değildi Caillou. Gel bir kere daha bak bakalım. Caillou tekrar baktı. Köpek balığı olmadığını gördü. Oo, küçücük şirin bir balık. Aa bak, bir tane daha var. Ve bir tane daha. Sayılmayacak kadar çok. Sular geri geldiğinde balıklar denize tekrar dönebilecekler, değil mi? Aynen öyle Caillou. Sen çok iyi bir kaşifsin. Başka şeyler de keşfedelim mi? Caillou balığa el sallayarak veda etti ve başka canlıları görebilmek için bakmaya başladı. Caillou adımlarını çok dikkatli atıyordu. Düşüp de şortunun ıslanmasını istemiyordu. Wow, Caillou, gel buna bir bak. Birikintinin dibinde Caillou çok acayip bir şey gördü. Baba, bu bir canlı değil ki. Sadece bir çiçek. Ama çiçekler suyun altında büyümezler ki, değil mi? Evet, çiçeğe benziyor olabilir Caillou. Ama aslında o da bir deniz canlısı. Bir deniz anemonu. 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 Bravo. Caillou, deniz anemonun gördüğü en ilginç şey olduğunu düşündü. Baba, imdat! Yapıştı bana. Bir şey yok Caillou. Sana zarar vermek istemiyor. Bak, bu zararsız bir deniz salyangozu. Çok yapışkan bir canlı. Baba, oraya bak. İyi yakaladın Caillou. O küçük bir yengeç. Yengecin yan yan yürümesi Caillou'nun çok hoşuna gitti. Sanki dans ediyordu. Bak baba, ben de yengeç oldum. Yengeçler hem suda hem de karada yaşayabilirler. Yakından bakmak ister misin? Evet, lütfen. Dikkat et baba. Bir şey yok Caillou. Sadece kıskaçlar biraz tuttu. Acıyor mu baba? Yok, çok değil. Sadece küçük bir yengeç o. Gün boyunca gördüğü canlılar içinde Caillou'nun en favorisi yengeçti. Artık geri dönsek iyi olur Caillou. Tekrar sular yükselecek ve de ıslanalım istemiyoruz. Bay 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 yengeç. Anneciğim. Merhaba Caillou. Peki kaya havuzları nasıldı? Çeşit çeşit deniz canlıları gördüm. En sevdiğim de yengeçti. Bak. Bu harika Caillou. Siz yokken biz de Rosie ile bunu yaptık. Wow! Senin adın yazıyor Rosie. Ve buradaki de benim adım. Ben de Rosie'ye harfleri öğretiyordum. Aferin sana Rosie. Üzülme Rosie. Şimdi tanıştığım deniz canlıları da isimlerimizi okuyabilecekler. Oh, kaçın bir yengeç. Çiki çiki.
Caillou, kaya havuzlarında tanıştığı canlıları çok sevmişti. Plajda keşif yapmak onu çok mutlu etmişti. Caillou ve arkadaşları parka gitmişlerdi. Caillou arkadaşlarıyla futbol oynayacağı için çok sevinçliydi. Evet çocuklar, futbol oynamaya hazır mısınız? Biz hazırız dedeciğim. Sen de bizim takımda mı oynayacaksın? Yo, ben hakeminiz olacağım. Benim işim oyunun kurallarına göre oynanması ve eğlenmeniz. Ben 100 tane gol atacağım. Neden olmasın Leo? Ama burada önemli olan beraber bir takım olabilmeniz. Ama her şeyden önce hadi biraz ısınalım. Caillou'nun aklı karışmıştı. Isınmak? Ama soğuk değil ki hava. Bu farklı bir şekilde ısınma Caillou. Kaslarımızı ısıtmak anlamına gelir. Bak, benim yaptığımı yap. Önce ayaklara dokunuruz. Sonra da gökyüzüne uzanırız. Sonra bir sağa doğru kıvrılırız. Ve bir de sola doğru. Ve de sonunda kalçamızı çeviriyoruz. Bak böyle. İşte bu Rosie. Biz ısınıyoruz. Caillou ısınma kısmını çok eğlenceli buldu. İşte bitti. Şimdi ısındınız ve hazırsınız. Hadi bakalım. Bol şans Caillou. Tamam, herkes hazır mı? 3, 2, 1. Caillou topla sahanın içinde koşuyordu. Gol atmak istiyordu. Buraya Caillou, pasla bana. Açıktayım Caillou. Caillou Sarah ve Leo'yu duyuyordu. Ama golü kendisi atmak istiyordu. Caillou çok üzülmüştü. Gol atması gerekenin kendisi olduğunu düşünüyordu. Hadi Caillou, takımının sana ihtiyacı var. Bu haksızlık dedi. Golü ben atmak istemiştim. Futbol bir takım oyunu Caillou. Sen, Sarah, Leo ve Clementine'in bir takım olarak oynamanız ve beraberce gol atmanız lazım. İzle, sana göstereyim. Evet Caillou, bakalım topu alabilecek miyim? Bak şimdi, top Leo'ya geçti. Gördün mü? Bir takım bilincinde oynarsanız her şey çok daha kolay olur. Caillou takım olmanın önemini anlamıştı. Tamam dedeciğim, bence tekrar oynamaya hazırız. Süper. Caillou yine kaleye doğru topla koşmaya başladı. Pasla Caillou. Buradayım. Caillou durdu ve Leo'ya pasını verdi. Oley! Çok iyi çocuklar. Harika bir goldü bu Sarah. Sağ ol Caillou. Beraberce başardık. Caillou topun arkasından koştu ama yakalamak zordu. Karşı takım çok iyi paslaşıyordu. Hayır. Çok iyi Clementine. Sağ ol. Clementine topu çok yükseklere attı. Ve Caillou ile Leo topun arkasından olabildiğince hızlı koştular. Hazır ol Caillou. Bu Caillou için iyi bir şanstı. Nişan aldı ve topu kalenin tam içine doğru yolladı. Başardık! Bir gol daha attık. Bravo size takım. Bu attığın çok başarılı bir goldü Caillou. Ben yalnız yapmadım dede. Biz bir takım oyunu oynadık. Peki o zaman oyuna dönelim mi? Evet! Dede etrafta topu aradı ama onu göremiyordu. Hey! Topu göreniniz oldu mu?
Kayyu gol atabildiği için çok mutluydu. Ama arkadaşlarıyla takım olabildikleri için daha mutluydu. Güneşli bir yaz günüydü ve Kayyu arka bahçede oynuyordu. Dey minik at. Kayyu yan bahçede birinin güldüğünü duydu. Tanımadığı küçük bir kızdı. Merhaba, benim adım Kayyu. Benimle oynamak ister misin? Hola, benim adım Isabel. Si, Kayyu. Isabel garip kelimeler kullanıyordu. Kayyu onun her dediğini anlayamıyordu. Annem bana yeni misketler aldı. Ke? Kayyu çimene oturup misketleriyle oynamaya başladı. Sen kırmızıları al, ben de mavi misketleri alayım. Roho! Kayyu o kelimeyi hiç önceden duymamıştı. Sesi kulağına hoş geldi. Roho? Oyun bittiğinde Isabel cebinden küçük bir oyuncak tavşan çıkardı. Kayyu onu hayranlıkla izledi. Wow! Arkadaşım olmak ister misin? Isabel güldü ve onaylayarak başını salladı. Kayyu'nun yanağına tavşanıyla dokundu. Si, ama önce beni bu ejderhadan kurtarmalısın. Ejderha mı? Ha, o bizim Gilbert. Hayır, o korkunç bir ejderha ve bir hazine. Böyle bir kılıca ihtiyacın var. Kayyu heyecanlanmıştı. Beraber her ejderhayı yenebileceklerini biliyordu. İleri! Kayyu, ne yapıyorsun? Prenses Isabel'le ejderhayla savaşıyoruz. Çok büyük bir hayal gücün var Kayyu. Bu Prenses Isabel. Yandaki kırmızı kalede kalıyor. Oo, tanıştığımıza sevindim Isabel. Hadi artık Kayyu, akşam yemeği vakti. Hem Gilbert da dinlensin artık. Akşam yemeğinde Kayyu herkese Prenses Isabel ile olan macerasını anlattı. Ve sonra ejderha kükredi. Roar! 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 Kayyu, lütfen ağzında yemek varken konuşma. Isabel misketlere komik bir şey diyordu. Roho. Hayır Kayyu. Roho İspanyolca'da kırmızı demek. Sana misketin rengini söylüyormuş. Niye İspanyolca konuşuyor? Çünkü Isabel bir İspanyol. Bugün ailesiyle tanıştım. Yarın İspanya'ya geri dönüyorlar. İspanya? Nerede orası? Şimdi biz şu an buradayız. Ve Isabel'in yaşadığı yer burası. Ama orası çok uzakmış. Gitmesini istemiyorum ben. Kayyu çok üzülmüştü. Yeni arkadaşını kaybetmek istemiyordu. Üzülme Kayyu. Isabel'in İspanya'ya dönüyor olması arkadaş kalmanıza engel değil. Seni hatırlatacak bir hediye verebilirsin. Bu Kayyu'ya bir fikir verdi. Ertesi gün Kayyu'nun Isabel'e veda etme vakti gelmişti. Sana bir hediyem var Isabel, beni hatırlaman için. Roho! Gracias Kayyu! Tavşan da sende kalsın. Wow! Adios Kayyu! Adios Isabel! Birkaç gün sonra Kayyu bu macerayı bitiriyordu. Ama Isabel olmayınca o kadar eğlenceli değildi. Sana bilgisayarda özel bir sürprizim var. Kayyu çok heyecanlanmıştı ve hemen bilgisayara koştu. Ama oraya geldiğinde ekran boştu ve o buna bir anlam veremedi. Hola Kayyu! Isabel! Isabel, Kayyu'nun ona verdiği kırmızı misketi gösteriyordu. Kayyu da Isabel'in ona verdiği tavşanı gösterdi. Arkadaşını tekrar gördüğüne çok sevinmişti. Cadılar Bayramı'ydı.
ve Caillou Cadılar Bayramı'nda kostüm giymeyi çok seviyordu. Caillou, bil bakalım Cadılar Bayramı'nda ne olacaksın? İtfaiyeci? Hayır, bir daha dene. Bir astronot? Hayır, tekrar dene. Caillou bayağı düşündü. Annesi acaba Cadılar Bayramı için hangi kostümü hazırlamıştı? Buldum! Özel bir sihirbaz. Annesi ona bir sihirbaz kostümü hazırlamıştı. Giymesine yardım etti. Burada bir şey eksik. Babası elinde bir sahte sakal ve ürkütücü görünen bir kitapla içeri geldi. Sakalını ve büyük kitabını unutma. Evet. Sihir yapmaya hazır mısın Caillou? Galiba babacığım. Abracadabra. Evet Rosie. Senin palyaço kostümün de hazır. Rosie palyaço kostümünü gördü ve bir anda kostüm giyip dışarı çıkmaktan vazgeçti. Hayır. Şeker veya şaka oynamayacak mısın? Hayır. Caillou bayağı şaşırmıştı. O palyaço kostümünü korkutucu bulmamıştı. Ama Rosie'ye göre öyleydi. Belki Rosie dışarı çıkmaya korkuyordur. Babanla çıktığınızda ben onunla kalacağım. Onun için de şeker getiririm ben. Caillou ve babası evden çıktılar. Dışarısı karanlık ve ürkütücüydü. Her yerde kabak fenerler vardı. Baba, burası biraz korkutucu. Merak etme Caillou, ben yanındayım. Caillou babasına çok yakın yürüyordu. Önce Bay Hinkle'ın evine gidelim. Caillou, Bay Hinkle'ın ön kapısına doğru yürüdü ve babası onu merdivenin önünde bekliyordu. Şeker mi şaka mı? Merhaba. Genelde hiç sihirbaz misafirlerim olmuyor. Ne güzel bir sürpriz bu Caillou. Umarım kurbağa prense dönüşmeyeceğim. Caillou, Bay Hinkle'ın onu tanımasına sevindi. Teşekkürler Bay Hinkle. Rosie nerede? Rosie biraz korktu. O yüzden evde annemle kaldı. Peki, lütfen bu şekerlerin bir kısmını da ona ver, olur mu? Birbirinden değişik kostümlerle çocuklar evden eve koşuyorlardı. O peri kostümündeki kız kimdi acaba? Ve onun konuştuğu Frankenstein canavar acaba kimdi? Bana bak Caillou, ben korkunç bir canavarım. Ben de bir sihirbazım. Bu canavar Leo ve Clementine'da peri olmuş. Bak sen, harika görünüyorsunuz. Şekerlerime bak. Clementine, Leo ve Caillou torba torba topladıkları şekerleri kıyasladılar. Wow, bu çok fazla. Caillou, Leo ve Clementine diğer evlere beraber gitmeye karar verdiler. Şaka mı? Çok fazla şeker topladılar ve kısa sürede torbalarını tamamen doldurdular. Eve gitme zamanı. Oh hayır, daha değil. Benim bir fikrim var. Son bir oyun daha oynayabiliriz. Caillou, Clementine ve Leo, Caillou'nun evinin ön kapısına doğru yürüdüler. Şeker mi şaka mı? Kim varmış bakalım? Bir sihirbaz, bir canavar, bir de peri. Rosie hala biraz korkuyordu. Rosie, benim. Caillou. Rosie kikirdemeye başladı. Artık kostüm giymekten korkmuyordu. Canavar bayramı kutlu olsun. Caillou.
Caillou her sabah sokaktan geçen büyük sarı okul otobüsünü seyrediyordu. Her zaman onu bekleyen çocukları görüyordu. Caillou'nun arkadaşı Sarah otobüse bindi ve yerine oturdu. Ve pencereden bakmakta olan Caillou'yu gördü. Neyin var Caillou? Ben de o büyük sarı okul otobüsüne binmek istiyorum. Ben ne zaman diğer çocuklar gibi otobüse bineceğim? Çok değil. Bir doğum günü daha ve yaşın gelecek. Çok uzun bir zaman o. Otobüse şimdi binmek istiyorum. Bir fikrim var. Yarın sabah gidip neden otobüs şoförüyle konuşmuyoruz? Eğer kibarca sorarsan belki binmene izin verirler. Caillou hala biraz üzgündü. Ama en azından otobüsü yakından görebilecekti. Ertesi sabah Caillou ve babası okul otobüsünü bekliyorlardı. İşte geliyor. Otobüsün şoförü yanaştı ve kapısını açtı. Günaydın genç adam. Adın ne senin? Caillou babasının arkasına saklandı. Biraz utanmıştı. Bu Caillou. Seneye o da okula gidecek. Öyle mi? O zaman sen de seneye otobüsündesin. İsminiz nedir? Bana otobüs şoförü Bay Billy diyebilirsin. Otobüse binebilmeyi çok ama çok istiyorum. Bugün seni otobüse bindiremem. Çünkü otobüs tamamen dolu. Ama babam ve sen yarın bana katılabilirsiniz. Nasıl, iyi mi? Yaşasın! Çok heyecanlı! Ertesi sabah Caillou otobüs yolculuğu için çok heyecanlıydı. Sürekli bunu düşünüyordu. Duydum ki bugün biri otobüsle gezecekmiş. Çok heyecanlıyım anneciğim. Otobüs bip bip. Bay Billy'ye teşekkür edebilmek için özel bir şey yapmak istiyorum. Ona resim yapsana. Caillou bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşündü. Renkli kalemlerini ve kağıdını önüne koydu. Bu otobüsü kullanan benim. Ne kadar güzel bir resim Caillou. Kahvaltıdan sonra Caillou ve babası otobüs durağında Sarah ile buluştular. Otobüse sen de mi bineceksin Caillou? Caillou gururla başını salladı. Kendini büyük bir çocuk gibi hissetti. Otobüs önlerinde durdu ve Bay Billy kapıyı açtı. Geç bakalım Caillou. Gecikmememiz gerekiyor. Caillou babasıyla beraber otobüse bindi. Caillou ve babası otobüs şoförü Bay Billy'nin hemen arkasına oturdular. Caillou kendini otobüsü kullanıyormuş gibi hissetti. Caillou otobüse binen çocukların hepsine el salladı. Büyük sarı okul otobüsünde seyahat etmek çok eğlenceliydi. Dur, kalk, dur, kalk. Otobüs birer birer çocukları almaya devam ediyordu. Bay Billy hepsini okula kadar götürdü. Okula vardıklarında Caillou dışında bütün çocuklar otobüsten indi. Bay Billy, size bir resim yaptım. Wow, ne kadar güzel bir resim bu. Otobüsü kullanan sen misin? Caillou başını salladı. Resmiyle gurur duyuyordu. Harika. Herkes görebilsin diye bu resmi buraya asacağım. Şimdi dönme zamanı. Caillou bu okul otobüsü yolculuğunun hiç bitmesini istemedi. Çok eğleniyordu. Ama annesi ve Rosie'nin onu beklediğini görünce eve dönmek Caillou'yu mutlu etti. Beni gördün mü anne? Tabii ki gördüm. Bay Billy'ye teşekkür ettin mi? Teşekkürler Bay Billy. Bugün harika vakit geçirdim. Ben de öyle Caillou. Ben de sana teşekkür ederim. Benim de sana ufak bir hediyem var. Bay Billy Caillou'ya oyuncak bir sarı okul otobüsü verdi. Artık istediğin zaman kullanabileceğin senin de sarı bir otobüsün var. Oo, çok sevdim. Teşekkürler Bay Billy. Caillou otobüs giderken el salladı. Çok teşekkürler Bay Billy. Görüşürüz. Caillou hemen büyüyüp o otobüse her gün binebilmek için sabırsızlanıyordu. Yaz tatiliydi. Caillou ve ailesi plaja gidiyorlardı. Caillou okyanusu görmeyi sabırsızlıkla bekliyordu. Yaklaştık mı? Az kaldı Caillou. Okyanusu gördüğünde bil ki çok yaklaştık.
Yüzmeye gitmek istiyorum ve en büyük kumdan kaleyi ben yapacağım. Dondurmayı da unutma. Kayyu'nun en sevdiği şeydi dondurma. Bütün farklı aromaları tadacağı için çok heyecanlıydı. Hmm, nefis! Nefis! İşte orada! Okyanusu görebiliyorum. Sonunda vardılar. Kayyu hızlıca arabadan çıktı. Plaja doğru koşmaya başladı. Ayaklarım yandı. Merak etme Kayyu. Güneşin altında ısınan kumun sıcaklığı o. Zararı olmaz. Kayyu kumun sıcaklığını şaşırmıştı ama ayak parmaklarını kumda oynatmak hoşuna gitmişti. Okyanus! Okyanus uçsuz bucaksızdı. Kayyu'nun gördüğü en büyük şeydi. Kayyu, çok güneşli hava. Bu yüzden bolca güneş kremi sürüp şapkanı tak ki güneş seni yakmasın. Kayyu kıkırdıyor ve yerinde duramıyordu. Ama annesi onu durduruyordu. Bütün vücudunu güneş kremiyle kapladı. Çok gıdıklanmıştı. Babası şemsiyeyi açtı ve annesi Rosie'yi gölgenin altına oturttu. Kayyu oturmak istemiyordu. Eğlenceli bir şeyler yapmak istiyordu. Kim yüzmeye gelmek ister? Ben! Kayyu babasının elini tuttu. Beraber suya doğru koştular. Su soğukmuş. Bir şey olmaz, birazdan alışırsın. Kayyu ve babası suyun içinde çok eğleniyorlardı. Bir anda büyük bir dalga babasını deviriverdi. Kayyu babasını yosunla kaplı görünce çok güldü. Ve bir dalga daha gidip bu sefer Kayyu'yu devirdi. Suyun altına girmek hoşuna gitmemişti. Merak etme Kayyu. Şimdi biraz daha dikkatli olalım ve gelen dalgaları izleyelim, olur mu? Hey siz ikiniz, öğle yemeği vakti. Dalgalarla oynadıktan sonra Kayyu ve babası çok acıkmıştı. Öğle yemeğinde Kayyu bir sandviç, bir elma yiyip biraz limonata içti. Nefis. Kayyu sandviçinden büyük bir ısırık daha aldı. Ama sandviç kumlanmıştı. Kumlandı bu. Ben bunu yiyemem ki. Geçmekte olan bir martı kumlu sandviçi kaptı ve kaçtı. Hey, geri gel. O benim. Merak etme Kayyu. Biz de dondurma almaya gideriz. Öğle yemeğinden sonra babası Kayyu'yu dondurmacıya götürdü. Hepsi değişik renklerde, çok fazla aroma vardı. Kayyu gözlerine inanamadı. Ben hepsini denemek istiyorum. Bence bugünlük bir tanesini seç, bir dahakine diğerlerini denersin. Tamam. Ama bu kadar çeşit arasından nasıl seçeceğim? Arkadaş canlısı dondurmacı, Kayyu'ya değişik aromalardan tattırdı ve en sevdiğini seçmesine yardımcı oldu. Ben bunu çok sevdim. Babası 4 tane dondurma aldı. Annesi ve Rosie ile buluşmak için plaja döndüler. Rosie'ye kumdan kale yapmayı göstermek ister misin? Kayyu çok heyecanlanmıştı. Hemen kova ve küreyi aldı. Bak Rosie, kovayı alıp böyle yapıyorsun. Rosie kikirdedi ve ellerini çırptı. Kumdan kaleler yapma oyunu çok eğlenceliydi. Wow, harika gözüküyor. Ama bir kale bayraksız olmaz ki. Bir anda Kayyu ayağına değen dalgaları fark etti. Okyanus suyu yükseliyordu ve kumdan kaleyi yıkmaya başlamıştı. Oh hayır, dalgalar kumdan kalemi mahvediyor. Niye geldi dalgalar?
Gelgit olayı okyanusu yükseltir ve alçaltır. Bu da dalgaları plaja yakınlaştırır. Dalgalar iyice yaklaşıyor. Bu da eve gitme zamanı demek Kayu. Ama kumdan kalemiz ne olacak? Merak etme. Başka zaman tekrar geliriz. Rosie ile çok daha büyük bir kale yaparsınız. Annesi ve babası eşyaları toparladılar ve hepsi arabaya doğru ilerlediler. Yarın yine gelmek istiyorum ve sonra tekrar ve tekrar. Bu dünyanın en güzel tatili. Hepsi plajda harika bir gün geçirdi. Caillou bir sonraki macerası için şimdiden çok heyecanlıydı.